Öncelikle nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Pazar yapmışsın, fiyatlar nasıl çarşı pazar? Normal, pahalı tabi. Pahalı, normal. Normal. Tamam. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz? Genel seçim. Abi, ben genel seçimde benim bir parti barınamıyorum, başka yok. Partinizi söyleyin, yazalım. Niye yazayım? Hangi parti? AK Parti. AK Parti'ye yazdık, hayırlı olsun. Ehl-i Beyt deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ehl-i Beyt. Ben öyle anlayamıyorum onu dilden. Ehl-i Beyt'i bilmiyorsun. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu hangisine oy verirsin? Ben Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu sıra hayatında bir ikili ağacı var mı sordunuz mu? Cumhuriyeti kurduk diyorlar. CHP Cumhuriyeti kurdu diyorlar. Abicim bak ben... Savaş meydana 45 tane fabrika kurdu diyorlar. Bir dakika abi, bir dakika, sen öyle değil ama bir de bak... Onlar diyor, ben demiyorum. Ben yaşım 82. Allah uzun ömür versin, buyurun. Ben her şeyi gördüm. Eyvallah. Cumhuriyeti kuran Atatürk. Tamam. CHP'nin genel başkanı yani. Başkan, o seçim oldu. İnönü başkanlık yaptı. Milleti soydu, suvarı çevirdi. Bu var. Kim nedir? Türkiye Cumhuriyeti bana bir tane dikili çubuğunu görsedir, eşek gibi akıracağım. Hemen söylüyorum. Malatya Sümerbank Fabrikası. Nazilli Sümerbank Fabrikası. Tekel, demir çelik, şeker fabrikaları her yerde var. Var. CHP'nin dikili ağacı. Buyurun. Ondan CHP'nin mi? Evet. Ya bırakın. Ben Malatyalıyım. Sümerbank'ı CHP döneminde kurulmuş. Tekel o dönemde kurulmuş. Kim kurmuş? CHP kurmuş. Ya bırakın. Savaş abi. Meydanında Atatürk ve İsmet Paşa 45 tane fabrika kurmuş. Atatürk'ü... Atatürk'ü abdest alıp ağzınıza alacaksınız. Bak bunu söylüyorum. Ama siz bana soru sordunuz. Bir tane dikili ağacını söyleyin dedim. Birinci Cumhuriyet. İkincisi şeker fabrikaları. Üçüncüsü Sümerbank. Dördüncüsü Tekel. Beşincisi demir çelik. Daha kaç tane sayayım? Belli. Sözünüzde dursanız sevinirim. Ya belli abi ya. Kurdukları belli. Ama bakın soru cevap verdim. Gören göz kılavuz istemez. Sümerbank'ı kim kurdu? Büyük işindim de bu köprünün elik yıkacağım. Ya neyi yıkıyorsun? Hayır onu değil. Şimdi siz dediniz ki CHP'nin bir dikili taşını yok, gösterin. Yok ben bilmiyorum. Ben de söyledim. Yok benim Sümerbank'ı kim kurdu? Demir çelikleri kim kurdu? Tekeli kim kurdu? İnönü mü kurdu bunlar? Araştırın, ben tarihçiyim. Cumhuriyeti kim kurdu? Peki şimdi... Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin izinden giden var mı? Zaten 50'den sonra CHP iktidar olmamış tek başına. 50'den sonra. 72 yıldır iktidar değil. Yani ben zaten CHP'nin... Zaten olamaz ki. Yani dolayısıyla CHP'nin dikili ağacı yok dersen yanlış. O Atatürk'ün alt şeyinden... Tamam. Elinin altından yapılmış. Atatürk de CHP'nin genel başkanı değil mi? Sen değil. CHP'nin dikili ağacı yok dedin. Ben de söyledim. Değil. Atatürk iktidarı kurdu. Dedi sen... Bak Kılıçdaroğlu yok dersen haklı ama CHP'nin dersen ben derim yani. Anlatın mısın? Eyvallah. Abi teşekkür ederim. Bir şey değil. Sen sözünde durmadın ama. Ben sen sözünde durmadın. Ben sözümdeyim her zaman. Her zaman dedin ki bir tane dikili ağacını göster eşek gibi andıracağım dedi. 1947 senede eski Türkçe'ye gidiyordum, yasakladı. Eyvallah bak onlar olabilir, ben bir şey demiyorum. CHP'de savunmuyorum. Ama dikili ağacı yok derken yanlış. Dikili ağacı var. CHP'nin. Şey, bak Kılıçdaroğlu yoktu diyor. İlk şey geldi. Ezen tanrılı tanrılıydı. Bakın ha. Ezen tanrılı tanrılıydı. Evet. Tanrı'dan başka yoktu tabacak. Menderes getirdi. Menderes'i Ketin Köpek davasından kaybettiler. Beni ilk derdi. Şehittir o. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ederim. Atatürk gibi adamdı. Adam şeyden düştü. Uçaktan düştü de tırnağı kanamadı. Evet. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.